arkası yarın. Acı Gurbet 7. bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Bitlisli Hurşit, hayvanlarının ölmesi üzerine karısı Zehra, kızı Narin ve oğlu Kürşat'ı yanına alarak İstanbul'a göç ederler. Bir süre hemşerileri Kazım'ın yanında misafir kalırlar. Daha sonra da borç harç bir gecekondu satın alırlar. Kondunun borcunu ödemek için Hurşit bir inşaata amele olarak girer. Kızı Narin bir kuaför dükkanında, oğlu Kürşat da Kazım'ın oğlu Halil'in çalıştığı deri fabrikasında işe girerler. Ama büyük şehrin sihrine kapılan Narin'le Kürşat kısa zamanda değişirler. Narin, Berkay adında bir çocukla flört ederken, Kürşat da fabrikada işçiler tarafından pek sevilmeyen, kışkırtıcı olarak bilinen bölücü militanların ağına düşer. Diğer taraftan güzel saf köylü kızı Narin, Berkay'la buluşabilmek için sürekli anne ve babasına yalan söylemektedir. Sigara içer misin? Ben mi? Yok, hiç içmedim. Her şeyin bir iki vardır. Yak bakalım bir tane. Ya şey... İç hadi. Şöyle sağına soluna bir bak. Bütün herkes içiyor. Bu şehirde adettir kızım. Bir tane içeyim. Hı, al. Teşekkür ederim. Bakıyorum da 40 yıllık tiryakiler gibi içiyorsun sigarayı. Ne sandın? O kadar da cahil değiliz herhalde. Söylesene, ne iş yapıyorsun sen Berkay? Ben mi? Hı. Şu anda boştayım. Ya. Daha önce yağlı boya, badana işleri falan yapıyordum. Annen baban var mı? Var. Askerliğini yaptın mı? Yaptım. Tezkere alalı bir yıl oldu. Şimdi bir iş kurma hazırlığı içindeyim. Bu aralar oraya buraya takılıyorum işte. Servet eski bir arkadaşın mı? Evet. Servet iyi çocuk. Safiye'yi alacakmış. Evleneceklermiş. Öyle mi? Bakarsın ben de seni alırım. Sahi mi? İster misin? Bilmem. Seni daha doğru dürüst tanımıyorum ki. Merak etme. Böyle arkadaşlık yapa yapa zamanla tanıyacaksın. Benim seni tanımama gerek yok. Çünkü ben insanı bir bakışta anlarım. Sahi mi? Tabii. Ben insanın notunu görür görmez hemen veririm. O yüzden hiç kimse bana kazık atamaz. Benden korkarlar. Çevremde herkes tanır beni. Çekinirler. Sözüm kanun gibidir. Şimdi sen benimle arkadaşsın ya. Hı-hı. Tamam. Artık kimse yan gözle bile bakamaz sana. Baktığı anda morartırım ben adamı. Ya. Servet de korkar benden. Her şeyini bana sorar. Safiye'yi görmüş bana gösterdi. Abi ne dersin? Güzel kız değil mi diye sordu. Baktım. Hı-hı. Fena değil, tamam dedi. Peki ya ben? Bana nasıl bir not verdin? Sen başkasın. Seni görür görmez işte oğlum Berkay. Tam sana layık bir kız. Bununla evlenirsen ömrünün sonuna kadar mutlu olursun dedi. Şimdi de sen anlat bakalım kendini. Ben ne anlatayım? Bitlis'in Çukurca köyünden kalkıp daha iyi yaşamak için, daha çok yemek için kalktık geldik işte. İyi ki de gelmişsiniz. Yoksa senin gibi güzel bir kızı tanımaktan mahrum kalacaktım. Böyle memleket olur mu ya? Bir teneke yağ alalım dedik. Neredeyse bir haftalık maaşım uçtu gitti. Ne biçim şehirmiş burası anlamadım. Sus sus. Senin şikayet etmeye hakkın yok efendi. Zira İstanbul'a gidelim, iyi yaşayalım, bol yiyelim diyen sen değil miydin? Sus be. Zaten cinlerim tepemde. Bir de sen konuşup iyice dertlendirme beni. Narin nerede? Gelmedi daha. Bir saat oldu gelmedi. Allah Allah. Hava karardı ya. Madem kızını o kadar merak edecektin de neden o işe soktun ha? Kız parasına ihtiyacın mı vardı? Ters ters konuşma karı. Bu şehirde yaşamak için çok paraya ihtiyaç var. Yalnız kız değil. Sen de çalışacaksın. Tövbe. Ben nerede çalışacağım ki? İş bilmem, okuma bilmem, yazma bilmem, hesap bilmem. Delirdin mi sen herif? Ben anlamam. Herkes çalışıyor. Bak benim inşaattaki çavuşun karısı bile çalışıyor. Bu şehir yeri böyle. Adam gibi bir hayat istiyorsak... Hepimiz çalışmalıyız. İyi de ben ne iş yapacağım Urşit?
Merak etme, merak etme, ben sana bir iş bulacağım. Yani temizliğe gideceksin. Bak, günlüğü şöyle 1,5 milyonmuş. Temizlik mi dedin? Gitmem, el alemin pisliğini temizlemem. İhtiyacımız varmış. Üçünüz ekmek getiriyorsunuz işte. Kız delirtme ben. İş ekmekle bitmiyor. Bu evin ödenmesi gereken senetler var. Kazandığımız ancak boğazımıza yetiyor. Hesap mesap bilmiyorsun, bari sus. Senin kazanacağınla kızınkini koyarız kenara, Kürşat'la benimkini yeriz. He? Gündeliğimin yarısı günlük ekmek parasına gidiyor be. Oy benim karayazım oy. Kaderde el kapılarına hizmetçilik etmek de varmış. Oy oy. Sus be. Evde ölü varmış gibi uluma. Söylemiştim sana, gelmeyelim, göç etmeyelim demiştim. Ama sana gurbetin sesi uzaktan güzel gelmişti. Gör bak işte, bu şehirde çalışmayana ekmek yok işte. Of of. Hadi itiraf et. Sen de pişmansın geldiğimize değil mi? İtiraf et. Geldik bir kere işte Zehra. Gelmeyip de ne edecektik? Orada öleceğimize burada ölelim dedim. Allah fukaralığın gözünü kör etsin. Bak yine de başımızı sokacak bir dam, iki kuruş kazanacak bir iş bulduk. Bir de şu evin borcunu ödesek. Hiçbir derdimiz kalmayacak Zehra. Neyse. Çalışmam gerekiyorsa ben de el kapısında çalışırım. Ne yapayım? Kız hepimiz el kapısında çalışmıyor muyuz? Zehra. Kız geldi işte. Merhaba. Kız. Nerede kaldın bu saate kadar? Baksana geç oldu. Müşteri çoktu baba. Öyle olunca patron bırakmıyor. Safiye de şimdi gitti evine. Safiye de mi? İyi o zaman. Yalnız başına kalma da dükkanda. Safiye çıkarsa sen de çık. Kalırsa sen de kal. Bundan daha geçe kalmıyoruz zaten baba. Hey. Hadi. Anana yardım et. Zofrayı falan hazırlayın bakalım. Karnım acıktı. Peki babacığım. Ana. Ağladın mı sen? Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Sıla'yı özledim de ondan gözüm yaşlandı. Aman be ana, sen de özleyecek başka şey bulamadın mı Allah aşkına? Nesini özlersin köy yerini bilmem ki. Bir sürü cahil insanı mı özledin? Kız sen ne diyorsun 40 yıllık memleketimize? Uyuz. Şuna bak, aslını inkar ediyor. Ben doğru diyorum anne. Oradaki hayatımız hayat mıydı Allah aşkına? Bak burada kendimize geldik. Medeniyeti gördük. Merhaba. Oo Kürşat. Hoş geldin oğlum. Ne var ne yok fabrikada bakalım ha? Sorma baba. Bugün Halil abi işçilerle bir kapıştı, bir kavga etti. He? Ama ben hiç karışmadım tabii. Deme ya. Karışmamakla iyi etmişsin oğlum. Aman. Uzak dur onlardan. Halil senin memleketlinin hemşerin değil mi? Neden yardım etmedin? Aslında karışmak istedim ama Halil abi sokmadı yanına. Geç sen karışma dedi. Yoksa yalnız bırakır mıydım hiç? Derdi neymiş Halil'in bakayım. Ne bileyim baba, sendikanın adamı o. Bu sendika işçilerin haklarını gözetiyor güya. Ama yarısından çoğu sendikaya düşman. Fevzi bunlar hak gözetmiyor. İşçiyi sömürüyor diyor. Ama sen karışma böyle şeylere oğlum. Çalış hakkını al. Elbette hakkımızı alacağız tabii. Hakkımızı bırakmayız kimseye. Üf. Lan bugün iyi yoruldum vallahi. Biraz dinleneyim be çavuşum. Dinlen bakalım. Bugün çok çabuk pes ettin. Değil be çavuşum. Hava çok sıcak. Yeah. Vallahi biliyorum adamın dilini damağını kurutuyor. Yeah. Ne yaparsın buralar böyle? Daha bunlar bir şey değil. Yazın o Ağustos sıcağı bir başlasın, o zaman o sen sıcak neymiş? Bizim oralarda sıcak olur ama... Şöyle püfür eser be çavuş. Sen tabii. Neden? Sizin oralarda ağaç çok da ondan. Bak bakalım şöyle bir çevrene. Bir tane ağaç görebiliyor musun? Bir tane. Ha çavuşum doğru dersin be. Hiç dikkat etmemişim. Bir tek yeşil dal yok burada ya. Ya halbuki senin köyün böyle miydi? Sorma. Fırıl fırıl eser. Yemyeşil dalların hışırtısı ninni gibi geldi sana. Şöyle her yerden şırıl şırıl sular akar. Buradaysa işimizi taşıma suyla görüyor. Çeşme var ama nasıl akıtır bilmiyoruz. Su yok ki. Burası kalabalık şehir Bitlisli. Ne? Su yetişmiyor. Bana bak. Sen evinden memnun musun? Allah razı olsun çavuş. Sayende başımızı soktu. Güle güle otur ha.
Nasıl? Ödeyebilecek misin bari senetleri? Vallahi bu konuyu açtığın iyi oldu çavuşum. Ben de bu meseleyi seninle konuşacaktım. Hayrola? Ya şu bizim kaşık düşmanına bir kapı bulsak diyecektim. Elinden çok iyi iş gelir hani. Yani senin hanımın gibi. Evde oturacağına diyorum ki gitsin çalışsın. Hem sonra çok güçlüdür ha. Olur olur olur, bakarız. Akşam benim hanıma bir söyleyeyim de bakayım ne der. Hadi Zehra, acele et biraz. Ayıp olacak çavuşun hanımına ha. Geliyorum ya Hurşit. Koşacak halim yok ya. Öteki durakta bekleyeceklerdi bizi. Oradan da alıp seni temizlik yapacak eve götürecek kadın. Tamam tamam. Hah, işte bak bekliyorlar bizi. Koş kız koş. Tamam tamam. Çavuşum. Geç kaldık ya. Zehra oyaladı biraz da. Yok yok, kalmadık kalmadık. Bitlisi merak etme. Biz de yeni gelmiştik yani. Bacım, işte bizim hanım, adı Hatice. Benim de Zehra. Hoş geldin Zehra kadın. Artık birbirinize mukayyet olursunuz. Hatice, iş bitince yine Zehra bacıyı bu durağa kadar getir, tamam mı? Yeni geldiği için yol falan bilmiyor. Olur bey. Bak, bugün aynı yerde çalışacaksınız. Hatice üst katta, sen bacım alt katta. İki komşuymuş bunlar. Sonrası Allah kerim. Hadi bakalım, size kolay gelsin. Anladın değil mi Zehra? Sağ ol. Buradan da eve kendin gidersin artık. Giderim, tamam. Giderim. Bak, paranı almayı unutma sakın ha. Sen saymayı da bilmezsin. Doğru dürüst al. Tamam, tamam, alırım, merak etme. Akşama ekmeği neyi kim alacak eve? Sen al canım, artık para kazanıyorsun ya. Hadi, eyvallah. Hadi Bitlis'i yürü, geç kalıyoruz be. Hadi Zehra kardeş, acele edelim. Burada biraz geç kaldın mı söylenirler adam. Tamam, tamam. Kahvaltı ettin mi? Ettim ya. Keşke etmeseydim. Gideceğin yer sana kahvaltı vermek zorunda. Öğlen yemeğini de verecekler. Ha öyle çok titizlenme. Normal bir temizlik yap. Yoksa akşama kadar bitiremezsin. Ha bir de özel bir şeyler isterse hanımın hemen yaparsın. Tamam tamam. Bazıları çok kaprisli olur. Bakarsın öylesine rast gelirsin de bir daha gitmeyi verirsin. Camları sileceksin, kapıları sileceksin, mutfağı banyoyu ovacaksın. Amanın dünyanın işi. Altından kalkabilecek miyim acaba? Aman gözünde büyütme. Şimdi öyle malzemeler var ki kolum bile yorulmuyor. Döküveriyorsun kiri kendiliğinden çıkıyor. Göstereceğim sana. Benim işim bugün sadece camları silmek. Sana yardımcı olurum. Allah razı olsun Hatice kardeş. Yalnız... Ne oldu? Namazım. Namazımı kılmama izin verirler mi? Tabii, neden vermesinler? Onlar da Müslüman değil mi? Ay görme Hurşit. Adına elektrik süpürgesi diyorlar. Yok ya. Fişe takıyorsun, çalıştırıyorsun. Sonra da halının üstünde bir gezdiriyorsun. Ne çer ne çöp kalıyor. 5 dakikada pırıl pırıl oluyor her taraf. Bak, bak, bak. Kız, evin borcu bitince bir de sana alayım mı? İster misin? He? Git. İstemem. Benim saman süpürgem yeter. Hem bu evin neresini süpüreceğim ki ben onunla? Bu evi yutar götürür. Kız paranı tam verdi mi o? Ha? Verdi. İyi. 1 milyon al. İyi, ver bakalım. Bir daha gidecek misin o kadının evine? Haftada 3 gün gideceğim. Temizliğimi beğendi. İyi iyi, güzel. Kalan günlerde bir yer daha bulursak tamamdır. Senetleri bir rahat ödeyebiliriz. Ne haber Fevzi? Bitlisliği kafaya kol aldın mı? Ayıpsın Alişan abi. Her şey istediğim gibi oldu. Kürşat hem seviyor hem inanıyor bana. İyi, artık danışmanın zamanı geldi şu ufaklıkla. Bugün paydostan sonra kahveye getireceğim Alişan abi. Eğer sen de orada olursan tanıştırırım. Oradayım, getir bakalım. Hadi eyvallah, kahvede görüşürüz. Tamam abi. Merhaba Fevzi. Aa Kürşat, selam. Görüşemiyoruz abi. İşlerim yoğundu be Kürşat. İstersen paydostan sonra kaybolma bir yere. He. Seni arkadaşlarla tanıştıracağım. Bizim kahvede, tamam mı? Tamam abi. Çıkışta kapının önünde beklerim seni. Tamam. Hadi şimdilik hoşça kal. Görüşürüz. Hı hı. Kürşat. Ha? Aa Halil abi. Ne konuştun o adamla? Kiminle? Ha şey o benim arkadaşım Halil abi. Onunla arkadaş ol diye kim söyledi sana? Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Tabii biliyorum. Fevzi. Bu fabrikada çalışıyor. Tövbe tövbe yarabbi. Oğlum Kürşat. Ha. Bu adamlar örgütçüdür. Bunlardan hayır gelmez sana. Mahvederler seni.
Ben çocuk değilim Halil abi. Ne yaptığımı iyi bilirim. Fevzi benim arkadaşım ve ayrıca bana da çok iyi davranıyor. Yani bugüne kadar da hiçbir kötülüğünü görmedim. Ayrıca benim kimlerle arkadaşlık yaptığım seni ilgilendirmez yani. Kürşat, sen nasıl benimle böyle konuşuyorsun ha? Bizim memlekette sana büyüğünle konuşmasını böyle mi öğrettiler? Yazıklar olsun. Ayrol Halil, ne oldu? Daha ne olsun usta? Senin çırağın dili uzamış. Fevzi ile arkadaş olmuş diye uyardım, bana kafa tuttu. Sen vazifeni yapmışsın. Fevzi'nin iyi biri olmadığını söylemişsin. Bundan sonrasını artık o karar versin, boş ver. Kürşat, işinin başına git bakayım. Peki usta. Boş ver Halil, üzülme. Dedim ya, koca adam. Toplantı ne oldu, ondan söyle. Patron toplu sözleşmeye oturmayı kabul etmiş. Bu hafta görüşecekler. Sanırım istediğimiz şartlara imza atacakmış. Bu iyi işte. Çocuklar bir dahaki sefere seni sendika temsilcisi yapmak istiyorlar. Herkes Halil bu işi iyi kıvırıyor diyor. Ne dersin? Ben hak için çalışıyorum usta. Yasalar neyi gösteriyorsa o şartlarla. İki tarafı da kırmadan, üzmeden. Ama bu Fevzi gibilerin niyeti başka. Onlar ikilik çıkartmaya, nifak sokmaya çalışıyorlar. Onların fabrikadaki haklarla falan ilgilendikleri yok Halil. Onlar kendi emelleri için militan arıyorlar. Bizi, işçileri bölmeye çalışıyorlar be usta. Onlar yalnız işçileri değil, ülkeyi bölmeye çalışıyorlar Halil, ülkeyi. Acı Gurbet adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.